Medyaskop TV ekranlarından herkese merhaba. Bir transfer gündemi programında karşınızdayız. Sağımda Yük Yıldız oturuyor ve solumda da Metin Dirim oturuyor bugün. Metin Dirim, senle başlayalım. Nasıl, her şey yolunda mı? Ali, teşekkür ediyorum. Her şey yolunda. Elimizden geldiğince COVID'e yakalanmamaya çalışıyoruz. Dün işe alınan bir karar vardı. Bundan sonra otobüslerde ayakta yolcu olmayacak tarzında bir karar vardı. Bugün işe ben gelirken oturan kimse yoktu. Herkes ayaktaydı. Uymaya çalışıyoruz kurallara. Ters etmiş diyebilir miyiz biraz karar? Ya zaten hep böyle oluyor Türkiye'de. Sen şunu yapma dediğinde o daha böyle cazip oluyor ve insanlar onu daha çok fazla yapmaya çalışıyor gibi. Elimizden geldiğince dediğim gibi yani insanlarla uzak kalmaya, mesafeyi korumaya, maskeyi takmaya devam ediyoruz. Evet, Eyüp Yıldız. Allah inşallah Metin bu ayakta yolcu almama ve maskesiz toplu taşımaya binmeme kuralı işletilir. Çünkü ben artık insanlarla kavga yapmaktan sıkıldım, bıktım yani. Umarım harfiyen uygulanır yani. Temennimiz o yönde. Özellikle minibüs dolmuş şoförleri, özel otobüs şoförleri buna dikkat ederler. Çünkü hiçbiri dikkat etmiyor. Evet, fark ettiyseniz normalde pazartesiden salıya geçtiğimiz zaman salı günkü programlarımızda gündem çok yoğun olmuyor. Evet. Çünkü pazartesi gününe birikmiş oluyor hafta sonundan kalan haberler. Pazartesi çoğunu konuşuyoruz. Salı günü biraz daha kendi konumuzu kendimiz üretiyoruz gibi oluyor. Ama bu sefer tam olarak öyle olmadı. Şu anda gündemde bir sürü konu var. Hepsine geçeceğiz. Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, üç büyükleri konuşacağız. Ama öncelikle TFF'nin bir talimat değişikliği vardı. Onunla alakalı haberimizi ekrana getirelim. Bir numaralı görselimiz. Ben size hemen maddeler halinde söyleyeyim Eyüp Yıldız ve Metin Dirim. Evet. Sizler de yorumlayın isterseniz. Bu sene futbolculara en fazla 6 müsabakadan men geleceği açıklandı ve yöneticilere en fazla 120 gün hak mahrumiyeti cezası geleceği açıklandı. Bununla beraber geçen sene çok tartışılan bir mevzu vardı. Yani bir kavga, bir olayda en fazla 6 maç üst evet, sınır olarak belirlenmiş. Talimatta öyle belirlenmiş. Yoksa bir futbolcu 6 maç ceza yedi, onu çekti, geldi bir daha mesela kavga çıkarttı, bir 6 maç daha yiyebilir. Üst sınır için. Evet, tabii. Üst sınır için. Herhangi bir kavgaya karışırsa bir futbolcu alacağı ceza o kavga neticesinde en fazla 6 maç olarak. Yani o kavgadan sonra 6 maçı çektikten sonra bir kez de 6 maç ceza alabilir. Evet. Bunda bir engelleme yok. Geçen sezon kim almıştı? Yani en çok ya da geçen sezon değil, senelere baktığımızda böyle 10 maç cezalanan isim oldu mu? Engin Baytar almıştı. 11 maç almıştı, sonra 9'a düşürülmüştü galiba. Sonra olaylı Turan, Galatasaray-Fenerbahçe maçında oldu. Arda Turan 16 maç almıştı, sonra galiba ona düşürülmüştü. Hatırlayacaksınız, evet. Bir tane hakemin yakasına yapışmıştı Başakşehir forması giyerken Başakşehir-Sivas karşılaşmasında. Onunla beraber başka 10 maç civarı hatırlamıyorum. Evet ama kural biraz da hakkaniyetli oldu. Şimdi ligde çok önemli bir maçta kırmızı kart görüyor. Oyuncu gidiyor arkasından, atıyorum alt liglerden bir takımla oynanan kupa karşılaşmasında oynamayarak cezasını tamamlıyor. Bu ortadan kalkacak. Hangi organizasyonda kart gördüyse... Tam ona geliyordum ben de. Tam ona geliyordum. Ama ben erken mi girdim biraz? Yok canım, canın sağ olsun. İstersen devam et. Şey gibi oldu bu. Sen hani senin izlediğin filmi bize anlatmış gibi oldu. Tamam, spoiler verdim. Devam evet. Eder misin? Lig maçında diyelim, geçen seneden örnek verecektim ben de. Eyüp Yıldız oldukça doğru bir şekilde ifade etti kuralın değişikliğini aslında. Geçen seneden örnek vereceğim. Vedat Muriç'in hatırlayacaksınız. Gaziantep maçına çıkarken 3 sarı kartı vardı. 4. sarı kartını maçta gördü. Gaziantep maçıyla da Başakşehir maçı arasında bir kupa mücadelesi vardı Fenerbahçe'nin. Oldu Gaziantep hocam. Maçında ikinci golü attıktan sonra 90+6'da ikinci sarıdan oyundan atılıp Başakşehir maçında forma giyebilmiş ve hafta arasında kupa maçında cezasını çekmişti. Bu çok tepki toplamıştı. Ondan sonra Gustavo'nun başına da geldi aynı olay. Trabzon maçında çift sarıdan atıldı. Ama Alanyaspor maçında forma giyebildi çünkü arada yine bir kupa mücadelesi vardı. Fenerbahçe'ye sırt değil, bir karşıda bir takımda daha aynısı olmuştu. Ya Galatasaray ya Beşiktaş. Birçok kez oldu ya. Herkesin başına geldi. Yani bundan sonra bu böyle olmayacak. Hangi organizasyonda kart gördüyse o organizasyonda. Olan ama açıkta kalan yine bir bilgi var. Bakın arkadaşlar, bu da çok enteresan. Şöyle bir madde de şu anda hala bulunuyor TFF'de. Bariz gol şansını önleme nedeniyle hakem tarafından oyundan ihraç edilen futbolcular otomatikman bir sonraki resmi müsabakada o forma giyemeyecekler. Yani burada bir sonraki müsabaka derken aynı platformdaki müsabakadan bahsetmiyor fark ederseniz. Yani olay şöyle. Bir sonraki müsabaka kupada olsa orada oynamayacak. Evet. Peki nasıl işliyor? Ama bariz gol şansını... Yani golle ondan kaynaklı kırmızı kart gördü. Yani dördüncü sarı kartını gördü diyelim bir futbolcu. Yoruma çok açık bir. Evet, dördüncü sarı kartını gördü diyelim bir futbolcu. Normalde bir sonraki lig maçında oynamayacak.
Diyelim ikinci sarı karttan oyundan atıldı. Yine ligde çekecek ama bariz gol şansını burada engellemek şey için yapacak. Kırmızı kart yani görürse o futbolcu 3 kartı kupada çekecek. 3 sarı kartı olan futbolcu bariz gole giden oyuncuyu etkileyip sarı kart görecek. Bir sonraki maçta şey yapacak, ceza alacak. Peki hayırlı olsun bu yeni kural. Evet ama yine olması gerekiyor. Kural onu ifade edelim dedik. Yine kafa kuralı anlatalım. Yol açacak. Çünkü sezon içerisinde çok evet. tartışılacak. Evet, Beşiktaş'a geçelim isterseniz o zaman. Sergen Yalçın'ın dün bazı açıklamaları vardı. Sergen Yalçın'ın bu açıklamalarını sizlere okuduktan sonra da son dakika haberini vereceğiz Beşiktaş'la alakalı. Hemen kısa kısa notlar aldım ben bu açıklamadan. Sizlere anlatayım, sizler de yorumlayın isterseniz. Evet, Sergen Yalçın'ın kilit açıklamaları. Alacağımız forvetin maliyeti yüksek olacak. Forvet listesinde yazılan isimler Abubakar, Sisse, Kalinic. Bu isimleri söyledi. Zelius de var ama herhalde olmayacak gibi. Zelius biraz maliyeti fazla olan bir futbolcu. Şu an başka bir takımın da gündemine geldi. Biraz kim? Sonra onu da Fenerbahçe biliyorum. Fenerbahçe de santrafor arıyor çünkü Vedat Muriç artık Lazio ile anlaşmak üzere. Hatta Metin Dirim, Aygün Özipek Vedat Muriç Lazio'yu takibi aldı diye bir paylaşım yapmış. Hı hı. Bu da transferin bitmek üzere olduğunu gösteriyor. Şimdi Sergen Yalçın çok doğru bir şey yapıyor. Abdullah Avcı'nın yapmış olduğu hatayı yapmıyor. Abdullah Avcı geçen sezon kendisine doğru düzgün transferler yapılmamasına rağmen dedi ki işte halledeceğiz, olacak mı olacak, yönetimi zorlamıyorum vesaire. Biz işte elimizdekilerle başarılı olacağız dedi. Ve ligi tamamlayamadan gitti. Kimse de Abdullah Avcı'nın transfer istememesini, o konuda yapıcı olmasını konuşmadı. Herkes ne dedi? Başarısız oldu dedi. Sergen Yalçın ne yapıyor? Sergen Yalçın ısrarla transfer istiyor. Ve bu konuda Ahmet Nurçevi'nin de ben rahatsız olduğunu düşünüyorum. Gelen bilgiler de o yönde. Sergen Hoca'nın bu kadar çok transfer demesinden rahatsızlık duyuyor. Ama İp Yıldız, başarı istiyorsan transfer yapmak zorundasın. Ben de katılıyorum Metin. Yani Sergen Hoca burada... en az 4 tane kaliteli transfer yapmamız evet. gerekiyor. Santrafor'a da büyük para harcamalıyız diyor. Burada da haklı. Ha, öyle haklı da işte Ahmet Nur Çebi Başkan, Sayın Başkan yaptığı açıklamalar var. Onu da şöyle söyleyelim. Kendisi bir önceki Fikret Orman yönetiminin içerisindeydi. İşte Vida'ya şu kadar para verilmiş, şu oyuncuya şu kadar para verilmiş tarzında açıklamaları var. O açıklamalara da baktığımızda ben hep söyledim. Radyo programlarında da söyledim. Burada da tekrar etmekte sıkıntı görmüyorum. Yani sen o yönetimin içindeyken Vida'nın o parasının o kadar olduğunu biliyordun değil mi? Evet. Yani bugün çıkıp bu işte Vida'ya biz bu kadar para veriyormuşuz gibi algı yaratmak bana göre mantıklı değil. Yani Sergen Hoca'nın isteklerini karşılamak zorunda. Vida yalnız Vida Ahmet Nur Çebi döneminde alınmadı galiba. Hayır şey sonrasında. Tamam Fikret Orman dönemi içerisinde vardı zaten. Vardı ama onun sonrasında alındı. Şu var Metin, yani artık bu tarz kontratlar vermemek lazım. Evet. Oyuncular bu tarz kontratları kaptığı zaman bir daha başka takıma da gitmiyorlar. Yani Beşiktaş'ın Vida'yı bu parayla satma ihtimali sıfır. Galatasaray'ın Belhanda'yı satma ihtimali çok zayıf. 4 evet. milyon euro para alıyor ve artık Belhanda'ya, Vida'ya Avrupa'da 4 milyon verecek kulüp yok. Evet, aynı zamanda yani bu oyuncuları da yine özensiz futbolcuları takıma katmak istemediğini de ifade etti Sergen Yalçın. Balotelli'yi bu yüzden onay vermediğini söyledi. Özensizden kastım hani şu anda kafada soru işaretleri oluşturacak futbolculardan bahsediyorum. Aynı zamanda Larin'den memnun olduğunu söyledi ama Larin'in dün bir sakatlığı olduğu yine haberlere ama yansıdı. Ama küçük bir sakatlık yani geri evet. dönecek. Bunun yanı sıra Fatih Aksoy soruldu. Bakın Fatih Aksoy'u da çok konuştuk. Fatih Aksoy'a çok fazla takıldığını söyledi basının ve şöyle bir açıklama yaptı. Eğer Fatih Aksoy hani bu kadar iyiyse Sivasspor niye bizim kapımızı çalmadı gibisinden. Fatih Aksoy hakkında görüşlerin ne? Fatih Aksoy biliyorsun bonservisi verildi Alanya'ya. Sonra evet. karşısına da Wellington alındı. Şimdi Fatih Aksoy hani insanların ya da basın mensuplarının soru sormasının nedeni genç oyuncu olarak işte gitmesinden kaynaklanan bir şey var. Ortada sorun var. Şimdi o soruna baktığımızda Beşiktaş'ta düzenli bir şekilde forma şansı bulabilecek miydi? Ya da işte abileriyle ya da kendinden büyük oyuncularla orada oynarken ya da karşısındaki takımlara karşı aynı etkiyi gösterebilecek miydi? Bizim buradaki hep amaçlarımız ne oluyordu? Oyuncuları kiralık gönderip kendilerini başka kulüplerde pişirip tekrar geri getirmekti. Fatih Aksoy da böyle olmadı. Belli bir eleştiri hak ediyor ama burada da gelen oyuncu da hani böyle çok yabana atmamak gerekiyor. Yani gelen oyuncu da iyi bir oyuncu. Tecrübeli bir oyuncu. Wellington'dan mı bahsediyorsun? Evet. Şimdi bak Metin, bir kere ilk açıklaması Sergen Yalçın doğru. Transfer istemesi doğru ama bu açıklaması yanlış. Rıza Çalınbay Radyo Spor'da Salim Manav'a bağlandı. Evet. Benim programımdan önce Rıza Hoca ile sohbet ediyor Salim. Fatih Aksoy'u sordu.
Fatih Aksoy çok iyi bir futbolcu. Hem stoper oynayabiliyor hem de orta sahada kullandım ve çok faydalı oynadı. Fakat ben Beşiktaş'a olumlu rapor da verdim. Beşiktaş'tan arayıp sormuşlar. Hocam Fatih nasıldı? Beğendin mi diye. Beğendim. Fakat bizim transfer edecek, bonservis verecek paramız olmadığı için biz ilgilenemedik dedi. Yani Sergen Yalçın aslında biliyor neden Fatih Aksoy'u. Şimdi Sergen Hoca bonservis. Burada birazcık bence olayı yumuşatmaya olayı çalışıyor. Çevirmiş yani. Yoksa Sivasspor Fatih Aksoy istemiyor falan değil. Aksine Rıza Hoca istiyordu. Fakat Sivasspor bonservis veremeyeceği için, para ödeyemeyeceği için Fatih'e talip bir olmadı. Bir Melih olayı yaşanabilir mi? Ha şu olur bak Metin. Fatih bence hayatta yaşanmaz. Alanya'da Fatih çok iyi oynarsa bu sürekli Sergen Yalçın'ın karşısına evet. çıkar. Ben Fatih Aksoy'un asla Melih Demiral seviyesinde bir oyuncu olduğunu düşünmemekle beraber ben de Sergen Yalçın'ın biraz ortamı yumuşatmak için böyle bir evet, açıklama evet. yaptığına katılıyorum. Bunun yanı sıra işte gençler konusunda çok eleştirildiğinden dolayı da biraz sitem etti aslında Sergen Yalçın. Kadromuzda 10-12 tane zaten genç futbolcumuz var ve biz şu anda şampiyonluğa oynuyoruz. Ondan dolayı da bütün takımı genç oyuncularla donatamayız. Ama aynı şekilde yaşlı oyuncuları da şu anda gündemden düşürdü biraz kendisi. Quaresma'yı yalanladı. Zaten Quaresma dün Portekiz'den bir takımla anlaştı. Hepimiz gördük haberlerini. Bunun yanı sıra Ndiaye'yi yalanladı. Quaresma Altay'la anlaşıyor diyorlardı. Victor Guimaraes ile anlaştı. Aynen. Portekiz ligine geri döndü. Yok Altay ciddi ilgilendi ama. İnanılmaz bir şey yapmışlar. Hani bizim ülkemizde yapıyoruz ya biz son dönemlerde işte futbolcu tanıtımı tanıttığımı izlediniz mi bilmiyorum da Quaresma'yı ata bindirmişler kaleden içeri sokup ondan sonra bir imza atıyorlar. Güzel bir tanıtım olmuştu. Bobo'nun kramponu Beşiktaşlı bir izleyicimiz Montero'nun lisansı çıkacak değil mi diye bir mesaj göndermiş. Evet çıkacak çünkü Mirim ve diğer oyuncu Douglas. Kimde? Douglas'ın evet, kadro dışı. Son dakika haberini ekrana getirelim. Kadro dışı kalmasının sebebi de o. Evet. Bu iki oyuncuyu kadro dışı bıraktı. Onların lisansını iptal edecek Beşiktaş. Ve Montero'ya lisans çıkarttı. Burada böyle bir sıkıntı yok mu? 44 numaralı görselimizi ekrana getirdim gelsin, bu arada. Gelsin, şu sıkıntı yaşamadı mı? Pauk karşısında sağ bekte Douglas zaten sakatla oynamadı. Orada Lens oynatıldı. Lens'ten dolayı orada çok fazla hata yapıldı ve gol oldu. Şimdi senin elinde alternatifin yoksa sağ bek arıyorsun, sağda oynatacak oyuncu arıyorsun. Douglas'ı neden sözleşmesi? Ama çok kötüymüş Metin Douglas. Çok yetersiz. Sivas'tan aldılar. Çok yetersizmiş. Sakatlıktan da dönemiyor galiba. Yani iyi dönemiyor. Sağ bek alacak yani Beşiktaş. Evet. Bu haftaya yetişir mi çok zor artık. Ama Beşiktaş sağ bek alacak. O zaman sağ bek gündeminde olan bir isimden başlamak istiyorum. Valentin Rozier. 5 numaralı görselimizi ekrana getirelim. Kendisi şu anda Sporting Lisbon'da forma giyiyor. 4 milyon euro piyasa değeri var. 5 numaralı görselimizde de kendisini göreceksiniz. Geçen sene 17 maçta forma giydi. Sporting Lisbon geçen sene kimle eşleşmişti? Hepiniz hatırlayacaksınız. Başakşehir'le eşleşmişti. Bu karşılaşmalarda Valentin Rozier'i izleyemedik. Çünkü ikinci yarıdan itibaren neredeyse hiç forma giymedi Sporting Lisbon'da. Yerine Ristovski oynadı genelde. Bu sene de kadroda düşünülmüyor. Ve şu anda Beşiktaş'ta kiralama yöntemine gitmek istiyor bu futbolcuyla alakalı olaraktan. Bobo'nun kramponuna göre de Nazım Sangare... Antalya Spor'un sağbeki ve ayrıca eski Fenerbahçeli Josef de Souza'yla da Fenerbahçe görüşüyor. Beşiktaş görüşüyor. Ben Metin Beşiktaş'ın Josef'i bitireceğini düşünüyorum. 3 numaralı görselimiz var galiba zaten. Ama sağbek Nazım Sangare çok zor çünkü ciddi bir bonservisi var Nazım'ın. Ya Nazım zaten kiralık kadrosuna katamayacağına göre bu 24 yaşındaki Sporting Lisbon'da oynayan oyuncu daha mantıklı geliyor. Ama işte Ali de demin söyledi, geçen sezonun ikinci yarısında hiç forma şansı bulmamış ya da forma giymemiş bir oyuncuyu alıp kadronuza getirip onda bir başarı beklemek bana göre bir hayalciliktir. Ya da işte ondan bir şey beklemek çok yanlış olur diye düşünüyorum. Sosa'ya baktığımızda, Josef de Sosa'ya baktığımızda ben... Beşiktaş'ın o alanda ihtiyacı olduğunu, o alanda oynarsa da etkili olacağını düşünüyorum. Burada zaten bonservis elinde değil mi? Tabii. Kadarıyla bonservis elinde bir oyuncu. 500 bin euroluk bir fark var ya. Josef 2 milyon euro istiyormuş. Beşiktaş 1,5 milyon euro teklif. Anlaşırlar büyük bir ihtimalle. Herhalde 1.600'e, evet. 1.700'e falan bu transfer biter arkadaşlar. Aslında Josef de Souza'nın da yaşı olan bir futbolcu. 30 yaşını geçti. Sergen Yalçın ama Josef de Souza'yı yalanlamadı. İlgisi olduğunu hatta istediğini söyledi. Yani biraz burada da... Net ilgisi var ya. Net ilgisi yani var. Yani yaşlı futbolcu istemiyorum argümanı da biraz suya mı düşüyor bu şekilde? Ama işte yaşa baktığımızda şimdi kimine göre Emre yaşlıdır, kimine göre 30 yaşındaki oyuncu yaşlıdır. Sergen yani Yalçın bu sezon
Fenerbahçe'nin perspektifinde, Fenerbahçe'nin kafasında. Yani Fenerbahçe ne yaptı? Öyle geleceğin takımını falan kuruyoruz demedi. Biz bu sene şampiyon olacak takım kurmak evet. istiyoruz dedi. Sergen Hoca da diyor ki bana ligde direkt bu sezon fark yaratacak futbolcu, hazır futbolcu lazım diyor. O yüzden Fatih Aksoy değil de Wellington'ı tercih etti. Ben açıkçası Josef'in de Beşiktaş'ta başarılı olabileceğini düşünüyorum. Yani burada fiyat performans endeksine bakmak lazım. Senin 5 milyon euro toplamda merkez orta sahaya harcayacak paran olsa Josef'le ilgilenmezsin, başka oyuncuyla ilgilenirsin. Ama paran yok. Paran olmadığı için boşta olan isimler içerisinde en cazip olan, Süper Lig'i bilen tabii ki Josef. Evet, ben yine de yani Beşiktaş'ın şu anda yapacağı transferlerle beraber şu an bayağı bir takımın seviyesinin altında kaldığını düşünüyorum. Beşiktaşlı izleyicilerimizle lütfen kızmasınlar bana ama benim görüşüm bu yönde. Mensah'la, Veliton'la ve Ensakala'yla şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın üstün olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Ali, katılıyorum. Veliton zaten baktığımızda son maçlarda bu Langton Cup turnuvasında bile pimi çekilmiş el bombası gibi dolaşıyordu. Ahmet'in yani. Hazır değil ya. Yaşı olan futbolcu birazcık antrenman, biraz maç oynadıktan sonra form tutar. Yani Wellington'da sıkıntı yaşanmayacak ama bence. Ama şunu söyleyeceğim. Victor Ruiz yine de Wellington'dan daha iyi stoper. Ben katılmıyorum. Wellington'ın Victor Ruiz'den daha mı iyi olduğunu düşünüyorsun? Wellington form tuttuğu andan itibaren Victor Ruiz'den daha güvenli, daha kaliteli bir stoper olacak. Şu anda zaten şöyle bir durum var ya. Zaten Montero'yla vida oynayacak gibi gözüküyor. Evet. Wellington yani yedek gibi gözüküyor. Ama ya bana kalırsa kesinlikle Victor Ruiz yani çok daha iyi bir stoper. Özcan Cebeci, Okay Yokuşlu ve Nainggolan'ı sormuş. Birazdan konuşacağız. Hatta Ali Deniz Çakır'la beraber bilgi de vereceğiz. Ben biraz bu konuyu evet. araştırdım. Galatasaray'ı yine sona bıraktık sevgili izleyenler. Bobo'nun kramponuna şöyle bir bilgi verelim. Hem bir oyuncu sayısı var hem de bir yabancı oyuncu kontenjanı var. Beşiktaş o yabancı oyuncu kontenjanını boşa çıkartmak için, çünkü daha transfer de yapacak Beşiktaş. Ne yaptı işte? Mirin'i gönderdi, Rocco'yu gönderdi. Douglas'ı göndermeye çalışıyor. Evet, son bir transfer haberi verelim. Gökhan Töre dün 4 numaralı görsel ekrana getirelim. Gökhan Töre dün Malatya yönetimiyle uzun uzun oturduktan sonra masada 4 milyon TL karşılığında bonservisini eline aldı ve şu anda Beşiktaş'a transfer olması kesin gözüyle bakılıyor. Gökhan Töre de Beşiktaş'a hayırlı olsun diyelim. Kısaca bir yorum yapmak ister misiniz? Sergen Hoca'nın zaten daha önce beraber çalıştığı oyuncu. Beşiktaş'ta da daha önce oynamış. Beşiktaş'ta iyi oynayıp İngiltere'ye gitmiş bir oyuncu. Ben hani Beşiktaş'ın transfer politikasına baktığımda bu oyuncunun bir şekilde Beşiktaş'a katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü sakatlanmayan, kendini futbola vermiş bir Gökhan Töre Beşiktaş'ta iş katkı yapar. Sağlar. Evet. Evet. O zaman Fenerbahçe'ye geçelim. Geçmeden şu an izleyen arkadaşlarımızdan rica ediyoruz. Yayını paylaşıp like yaparlarsa çok mutlu oluruz. Evet, Fenerbahçe'nin gündeminde kimler var? Metin Dirim'e tabii ki soracağım ama şu anda az önce konuştuğumuz bir isim vardı. Zeluis. Fenerbahçe'nin de gündeminde gibi gözüküyor. Kalinic'le beraber, Zahavi ile beraber. Zahavi de hala Fenerbahçe'nin gündeminde. Kalinic, Zahavi, Zeluis. Hatta bir isim daha var. Onu da biraz sonra ekrana getireceğiz. Ama ilk 6 numaralı görselimizi alalım. Metin Dirim, Vedat Muriç'in artık satılması kesin gözüyle bakılıyor. Gerçi bu süreç de bayağı bir uzadı. Evet. Şu an hala resmi bir açıklama gelmedi. Vedat Muriç'in Rize maçında herhangi bir şekilde ben forma giyeceğini zaten düşünmüyorum. Henüz bir açıklama gelmemiş olsa bile. Öyle gözüküyor ki Fenerbahçe şu anda forvet hattını Tiam ve Frey ile idare edecek. Bir de Ener Valencia ile Rize maçında. Senin forvet transferinde görüşlerin neler Fenerbahçe'yle? Önce şunu söyleyelim. Fenerbahçe'den önce bu oyuncuyla Zeluis'te Beşiktaş kulübü ilgileniyordu. Porto'da oynayan bir oyuncu ve Arap ülkelerinden gelen hiçbir teklifi kabul etmedi. Burada işte Fenerbahçe şu anda bu oyuncuyu almak istiyor. Çünkü Vedat Muriç'in gitmesi yüzde artık 95'lerde. Zaten İtalya'da yapılan açıklamaya göre de büyük bir ihtimalle Vedat Muriç bu hafta açıklanacak İtalya'da. Gerisi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin o alanda pivot santrafor dediğimiz uzun boylu bir oyuncuya ihtiyacı duyduğunu, işte Valencia ya da Mametiam'ın sollarda, sol ya da sağda oynayacağından dolayı bu oyuncunun mutlaka santrafor adına orada olması gerektiğine inanıyorum. Transferi de gerçekleşirse Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum Ali. Evet, Choupo-Moting de Fenerbahçe'nin gündeminde. Genel olarak bir analiz yapmak ister misin Fenerbahçe'nin santrafor gündemiyle alakalı? Valla Fenerbahçe tartışmasız bir takım kurmak istiyor. Yani kadro kalitesi olarak tartışılmayacak
işte Başakşehir ve direkt Galatasaray. Çünkü onlar son yıllarda Şampiyonlar Ligi ve bütçe farkı nedeniyle iyi takımlar kurmuşlardı. Onları yakalayacak, hatta onların üzerinde bir takım kurmak istiyor. Ve bütün hamlelerini Başkan Ali Koç bu yönde yapıyor. Vedat Muriç'in de satışı gerçekleştikten sonra ben bir veya iki sürpriz bir şekilde ikinci hamlede gelebilir. Fenerbahçe'nin ofans hattına takviye yapacağını düşünüyorum. İşte Choupo-Moting tabii çok fazla Fenerbahçe'ye yazılıp çizilen bir futbolcu. Her dönem yazılan bir futbolcu. Ben çok Fenerbahçe'nin bu isimle ilgileneceğini zannetmiyorum. Benim düşüncem daha çok Fenerbahçe bana kalırsa Kalinic ve Eren Zahavi, bu ikisinden birini transfer ederek veya ikisini birden transfer ederek santrafor ve ofans hattının transferini kapatacak. Evet, bunun yanı sıra Fenerbahçe'nin tabii ki bir yine limit konusu, Bankalar Birliği ile anlaşma konusu da gündemde. Şu anda maç cuma günü oynanacak ve bugün salı gününe geldik Metin Dirim. Bazı takımların, hatta çoğu takımın lisansları çıktı. Fenerbahçe'de evet, henüz çıkmış bir lisans yok. Bu lisans probleminin ne zaman hallolacağını düşünüyorsun? Ya Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın bugün ya da yarın artık şey yapılması gerekiyor. Şekillenmesi gerekiyor. O şekillenme gerçekleştikten sonra, çünkü Fenerbahçe'nin çok kısa süre içerisinde bir maçı var. O maça oyuncuların yetişmesi gerekiyor. Hani bu lisanslama konusunda böyle çok uzun süren bir süreç değil. Sen direkt işte kendi oyuncuların olduğu bir liste var. O listeyi gönderiyorsun. Bir saat, yani evrakları hazırdır şu an. Bankalar Birliği ile imzayı atıp, o imza atıldıktan sözleşmeyi sonra federasyona fakslayıp bir saat içerisinde çıkacak. Şimdi lisans çıkmadı diye oyuncular antrenman yapmıyor değil ki. Tabii ki. Oyuncular şu an zaten maçı Sosa daha dün sağlık kontrolünden geçti. Zaten mesela bak Galatasaray'da anlaşmayı revize etti. Bu ne demek biliyor musunuz? Galatasaray anlaşmayı yeni koşullarla revize etti. Bu şu anlama geliyor. Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı. Beşiktaş ve Trabzonspor da anlaşmasını yenileyecek. Ben lisans problemi olacağını zannetmiyorum. Fenerbahçe cuma günü Erol Bulut kadrosundaki bütün oyuncular arasından seçimini yaparak bir 11 evet, oluşturur. Bunu şöyle söylemekte ya da düzeltmekte fayda var. Ali Koç'un çok fazla şeyi vardı bu olayda. İşte anlaşmanın değişmesi yönünde çok fazla isteği vardı. 5 yıllık anlaşma sürdürülebilir evet, değil dedi. 12 yıla yaymaya çalıştı yani. Bunu. 12 yıla yaydı. Döviz cinsinden olan parayı TL'ye çevirdi. Ve kulüplerin, hani batma noktasına gelen kulüplerin elini çok bir şekilde, iyi bir şekilde rahatlattı diye düşünüyorum ben. Evet. Evet, yani perşembe günü zaten daha detaylı Fenerbahçe'yi de konuşacağız. Hatta Rizespor'un maçında nasıl bir 11 çıkması gerektiğini de soracağım Metin Dirim Bey Yıldız'a. Perşembe günkü programımızda maç gideceğiz. Evet. Perşembe günü biraz transfer gündeminin dışına çıkmış olacağız artık. Zaten cuma günü Fenerbahçe'nin maçı başlıyor. Aynen öyle. Şu anda Galatasaray'a geçeceğiz. Fenerbahçe'yi çok detaylı konuşamadık bugün. Çünkü Fenerbahçe'den çok, ya Galatasaray'da o kadar çok gelişme oldu ki dün. Galatasaray'a daha çok... Bir de Fenerbahçe'deki hareketlilik Vedat Muriç sonrası tabii olacak. Ki. Vedat Muriç'in satışından sonra Fenerbahçe için özel bir yayın yapabiliriz Ali Deniz'e. Tabii ki. Tabii ki yaparız. Ya İnzaghi zaten açıklama yapmış bugün. Yani demiş ki biz Vedat Muriç'le ilgileniyoruz. İşte oradaki pürüz ne, onu bulmak gerekiyor. 18 milyon istiyorlar. Fenerbahçe 20 milyon diyor. 25 milyondan kapıyı açıyor. Oradaki süreç bittikten sonra zaten Fenerbahçe ile ilgili sen de söyledin. Erol Bulut'un listeleyeceği oyuncuların zaten lisansı çıkacaktı. Biz de Fenerbahçe'yi daha fazla konuşacağız. Evet, Galatasaray'a geçiyoruz o zaman. Dün tabii ki ilk haberle başlayalım. Eyüp Yıldız, tebrik ediyorum seni bu konudan dolayı. Ali'yi tebrik ederim. Ali seni de tebrik ediyorum dün o zaman. Dün Etobo Caro'yu bizim burada konuşmamız, sonra beraber benim kanalım için çekmiş olduğumuz video, onun yaklaşık 30 bin izlenmesi vesaire, bunların hepsi Ali Deniz Çakır'ın başarısıdır. Ben Ali çok Deniz hazırlanmıştı. Tebrik ediyorum. Şimdi bir de biz Caro ile ilgili bir video çektik ve oyuncuya çalıştık. Tabii ki de bizim yorumumuz, bizim izlediğimiz farklı. Bize göre çok üst seviye bir futbolcu değil bu oyuncu. Ama potansiyeli var mı? Var. Fatih Terim'e mutlaka scout raporları gelmiş midir? Bu oyuncuda bir ışık görmüş müdür? Görmüştür. Ama biz şunu söyledik. Yani ofansta özellikle çok fark yaratabilen, tabelayı değiştirebilen bir futbolcu değil. Bunu söyledik. Buna itiraz eden çok fazla insan var. Biz hayal satmıyoruz. Sana, ama faydalı da olma ihtimali de yüksek yani bu sana futbolcunun. Sana şunu sorabilir miyim? Galatasaray'da olarak. NDI'ye gelmesin diye bir tepki vardı. Ondan dolayı bu Etebo mu geldi sana göre? Bak, NDI'ye Galatasaray'da ilk ve Trabzonspor'da bir iki maç dışında iyi oynayabilmiş bir futbolcu değil. Evet. NDI'ye olmadı. NDI'ye almadılar. Taraftar tepkisi de bunda etken oldu. Ama NDI'nin alternatifi Etebo Caro değil de, bilmiyorum Ali Deniz Çakır ne der ama
Yani ya Hakup Moder olsaydı biraz daha insanlar mutlu olurdu. Veya Jefferson Lerma olsaydı biraz daha insanlar mutlu olurdu. Bunlar farklı oyuncular. Oraya zaten bir transfer daha gelecek. Hatta Okay Okuşlu ve Nainggolan gelecek. Birazdan konuşacağız ama. Tabi Koro açıkçası bence Davia'nın isterseniz getireyim dedi. Fatih Hoca'nın da bir şekilde ikna edildiği bir transfer. Evet, ben de böyle düşünüyorum. Zaten menajerin ismini duyduktan sonra daha da çok düşüncem bu yönde evrilmeye devam etti. Evet. Metin Dirim. Ama genel olarak baktığımız zaman Galatasaray'da bu transferin eleştirilmesinin en büyük nedeni bu oyuncunun belki de gole katkısının çok fazla olmaması ve ilk planda olan bir oyuncu olmaması. Yani Galatasaray taraftarı şunu çok net anladı Eyüp Yıldız. Yönetimin ilk yöneldiği isim bu isim değildi. Zaten bir habere göre Fatih ya. Terim... Ooo ilk milattan önce 60'lı yıllarda biz sen de burada işte Yakup Moder evet. videosu çekiyorduk yani veya başka birçok oyuncuyu konuştuk sen. Yani Moder hani kiralık gelmeyecekti zaten Galatasaray'ın kendisinin satın alma opsiyonunu alacağı bir oyuncu değil mi? Değildi yani şartlar ve koşullar Etebo Karo'yu getirtti işte. Evet. Evet yani 8 tane isim söylediği söyleniyor Fatih Terim'in. O 8 isimden de dışında olan Etebo gelince doğal olarak biraz tepki çekmesi de normal bu transferin. Bir de yani geçen sene bir sakatlık problemi vardı. Stoxy'de de son senelerinde çok tutunabilmiş bir isim değil. Bunun yanı sıra yani delici bir oyuncu aslında. Gelip bir anda Galatasaray'ın sistemine adapte olup fark yaratma ihtimali yok mu? Var. Var. Yani tabii ki biz şimdi oyuncunun Stoke City'deki performansını konuşuyoruz. Şimdi Türkiye Ligi'ndeki performansının ne olacağını bilmiyoruz. Evet. Burada hani sakatlığı geçirir, sakat çünkü İngiltere'de daha hızlı oynanan bir futbol varken ülkemizde daha böyle orta seviyelerde oynanan bir futbol var. Belki bu onu olumlu bir yönde etkileyecektir. Kendi şeyini de performansı da üst seviyeye çıkartacaktır diye düşünüyorum ben. Şimdi hangi kamera? Şu kamera benimki. Kameraya bakarak konuşacağım. Sevgili Galatasaraylılar özellikle siz dikkatlice izleyin. Etebo Karo, Okay Yokuşlu ikilisine ben tav değilim. Yani bence iyi bir ikili olmazlar. Yani ikisi de hücumda çok efektif oyuncular değiller. Zaten bir de orada Belhanda var. O da kısır bir futbolcu. Bu iyi bir üçlü olmaz. Amma ve lakin. Bugün veya yarın ben açıklanmasını bekliyorum. Çünkü çok olumlu haberler geliyor bu futbolcuyla ilgili. Inter'in 32 yaşındaki orta sahası Nainggolan eğer Galatasaray'a imza atarsa, yaşını yanlış hatırlamıyorum değil mi? 32. 32 olması lazım. Nainggolan yani Okay Yokuşlu, Etobo ve önlerinde de Nainggolan üçlüsünü Galatasaray kadroya katabilirse işte o zaman ben orta saha için tamam derim. Niye biliyor musun Metin? Okay savunması çok sağlam bir futbolcu. Etobo çabuk o orta sahada gidip gelebilen bir evet. futbolcu. Box to box oynayabilen bir futbolcu. Nainggolan'ın da hücum yetenekleri çok üst seviye. Burada işte birbirini tamamlayan, özellik olarak birbirinin eksiklerini kapatabilecek bir üçlü oluşmuş oluyor sevgili izleyenler. O zaman da tamam derim. Yani bu üç Nainggolan'ın da alınması şartıyla bu üçlü Galatasaray'ın orta sahasını bence götürebilir. Ben Ali. Şöyle yani Celta Vigo'da Okay Yokuşlu'nun çok fazla maçını izledim. Nainggolan ise şunu söylemekte fayda var. Çok hırslı bir oyuncu. Yani çok böyle agresif bir oyuncu. Bak işte eksi yanı da o Metin. Bazı maçlarda düzen dışına göre evet. çıkabilir, kontrolünü kaybedebilir. 11 numaralı görselimizi bu arada ekrana getirelim. Bu şeyin arkadan. Sergen Hoca'nın Balotelli'yi neden istememesinin bir nedeni de Nainggolan tarzı bir yapıya sahip olmasından dolayı. Hırslı, sinirli, agresif bir oyuncu. Ne zaman işte takımına zarar verecek ya da ne zaman takımına kırmızı kart göstereceği belli olmayan bir oyuncu. Ama Eyüp Yıldız'a katılıyorum. Gelirse de Galatasaray'a çok fazla katkı sağlayacak isimlerden bir tanesi. Birbirimizi kandırmayalım. Nainggolan isterse dünyanın en sert oyuncusu olsun, en güvenilmez oyuncusu olsun. Şu anda bir Galatasaray taraftarı Belhanda'yı Nainggolan'ın önünde görmez. O yüzden Nainggolan'ın gelmesine hiçbir Galatasaray taraftarı bence şu anda hayır demez. Tabii ki. Tabii ki makul bir maliyete. Makul maliyetten kastım da şu anda Nainggolan için bence en iyi rakam 2,5 milyon euro maaş gibi duruyor Eyüp Yıldız. Gelen bir şu anda ama yani Nainggolan'ı daha ucuza getiremezsin. Galatasaray Bankalar Birliği ile anlaşmayı revize edince 250 milyon TL'lik bir kaynak oluşturmuş diye konuşuluyor. Hı-hı. Bu bağlamda Nainggolan transferini de bitirebilir. Hatta bir kanat transferi de gelecek. Kiril Despotov olabilir, Kalu olabilir, Keita Balde olabilir. Birçok oyuncu oraya yazıldı, çizildi. Hatta
Yine Hoge çok kaliteli, fark yaratan bir futbolcu. Norveçli bir futbolcu. Onun ismi yazılıp çiziliyor. Galatasaray bir tane de kanat oyuncusu alacak. Çünkü parayı buldu Galatasaray. Kaynağı buldu. Yusuf Çubuk demiş ki Eyüp Yıldız burada, şaşırdım, sürpriz oldu. Tam 2 yıldır Metin Dirim'le beraber. 2 yıldan fazladır. 2,5 olduk mu? 2,5 yıldır Medyascope TV ekranlarındayız sevgili Yusuf. Ve burayı çok seviyoruz yani. Evet. Ya bize kapıyı gösterseler bile gitmiyoruz. Gitmez. Ben burada. Ya ben de zaten biraz sarkastik bir yorum olarak anlamıştım Eyüp Yıldız. Ben yani de öyle algılarsın diye düşünmüştüm ama. Ne işi mi var burada gibisinden? Bilemiyorum ama yani sürekli zaten Eyüp Yıldız'ı görüyoruz. Bu nasıl bir sürpriz? Nasıl sürpriz? Yine Eyüp Yıldız'ı görüyoruz. Hayır, ironi vardı. Sürekli öyle. Beni görmüyorlar ki. Bu arada çok enteresan bir şey söyleyeceğim. İlk başta size şunu sormak istiyorum. Seri ve Lamine mi gole katkı olarak, yoksa Etebo ve Okay Yokuşlu mu? Seri ve Lamine canım. Seri ve Lamine kaç gole katkı yapmış geçen sene totalde? Kaç? Süper Lig'de. Bakmadık. 5. 5. Hepsi de seriden. 2 gol atmış, 3 asist yapmış. Lemina'nın gol ya da asist yok Süper Lig'de. Çünkü seri daha çok ceza sahasını kullanan oyuncuydu. Lemina halı saha topçusu. Seri 11'e 11 futbolcu yani. Şimdi ama bu da yetersiz ya. 2 tane senin orta sahan toplamda 5 asist mi yapıyorlar? Bir şey peki, Belhanda'nın ne kadar katkısı var? Ona bakmam lazım. Belhanda'nın katkısı ikisinden de daha fazla ama Belhanda çok penaltı golü de kaydetti geçen sene. Yok, ben ikiliden bahsediyorum. Seri ve Lemina ikilisi ya da Seri ya da Enzonzi ikilisi, Seri Dong ikilisi. Ama üçlü yap onu. Seri, Lemina ve Belhanda'yı koy. Bir de gelelim buraya. Okay, Etebo, Nainggolan. Bu üçlüyü ben tutuyorum. Tabii ki. Bu üçlüde hiçbir sıkıntı yok. Ben sadece Nainggolan'ı aldığın zaman birçok işi çözüyorsun Metin. Ben sadece Seri ve Lemina ikilisinin Etebo ve Okay yokuşuyla karşılaştırıldığı zaman Seri ve Lemina'nın böyle inanılmaz bir gole katkısı olan bir ikili olarak görülmesinden rahatsızlık duyuyorum. Çünkü ikisinin de gole katkısı o kadar fazla değildi geçen sene. Okay Yokuşu daha çok böyle İspanya'da oynarken, Celta Vigo'da oynarken Semedov'la beraber oynuyordu. Orada o oyuncuya çok fazla katkıda bulunan, asist yapan bir oyuncuydu. Yani burada Seri Lemina'yı kıyaslarken Etebo'nun ben ne kadar oynadığını ya da formasını, hiç maçını izlemedim açıkçası söyleyeyim. Etebo aynı performansı ya da işte Okay Yokuşu'yla uyum sağlayıp aynı performansı gösterirse Seri Lemina'dan daha fazla gol atacaklardı diye düşünüyorum. Buraya tabii Nainggolan'ı da eklersek sen de kendi söyledin. Belhanda zaten penaltılardan çok fazla... Sosyal medyayı çok şey kullanıyor. Bence iyi kullanmıyor. Çok cevap yazıyor insanlara. Etebo mu? Etebo. Sakat mısın diye mesaj geliyor. Değilim diye cevap yazıyor. Çok cevap veriyor taraftara. Bak o işten başı sıkıntıya girer. Cagne kadar... gibi değil mi? Cagne akıllandı Metin. Cagne'yi uyarmışlar galiba. Cagne o eski saçma sapan Instagram canlı yayınlarını yapmıyor artık. Cagne'yi uyarmışlar. Cagne'ye de bu arada 5 milyon euroluk Arabistan'dan teklif gelmiş. Bu sefer Galatasaray kabul etmiyor. Demek ki antrenman performansı gerçekten. Tabii ki. Bu arada son dakika bir haberi paylaşacağım. Pardon, sözünü böldüm. Alex Teyes için Porto'ya 40 milyon euro teklif etmiş Manchester United. %10 gelecek oradan Galatasaray'a. 4 milyon euro. Tamam, bir futbolcunun parası çıktı. Şimdi Nainggolan cepte. Olabilir. 2,5 milyon değil mi Nainggolan? Evet. Yok, 2,5 milyon euroyu ben en olumlu halinde tamam söyledim. Inter'de 4 alıyor. Tamam, 2 milyona gelse, internet çünkü çok fazla forma şansı bulamıyor. 2,5 milyona gelse, 1,5 milyona yine Galatasaray transfer yapacağı hamle olabilir. Burada demin dediğim gibi, Okay Yokuşu çok fazla ön alanda katkı sağlıyor. Forvet adamlarına burada Lemina ve Seri'yi geçeceklerdir. Gelirlerse tabii ki. Sen daha olumlu görüyorsun. Tabii ki. Ben Nainggolan'ın gelmesini zor görüyorum. Gelse... İnanılmaz iyi bir transfer olur. Hatta Galatasaray'ı şampiyonluğun bence bir anda en büyük favorisi yapar. Nainggolan, Okay ve Etebo üçlüsü. Kagliari istatistiklerini gördün mü? 6 gol 6 asist yapmış. İkincisi bir tane attığı gol var. Göğsüyle düzeltiyor, uzaklardan bir vuruyor. Herkes onu izlesin sevgili izleyenler. İnanılmaz bir gol. Muhteşem bir gol. Mutlaka izleyin. Nainggolan tecrübesiyle Galatasaray'a çok şey katar. Ama Nainggolan geldiğinde de kadro şişiyor artık. Sana Metin, şunu sormak istiyorum. Cagne, neye gülerek soruyorsun? Cagne, Nainggolan, tamam mı? Bir de evet. Etebo çok fazla cevap veriyor ya. Bunların üçünün yan yana geldiğini düşünsene. Beraber tatile çıkıyorsunuz diyeceksiniz zannettim ya. Bir daha söyle. Cagne. Cagne, yani düzelmiş hali şu anda. Onu hani düzelmemiş halini düşün. Nainggolan da çok böyle sinirli, agresif evet bir oyuncu. Etebo da çok fazla insanlara cevap veren bir isim. Bir de Babel'i ekle oraya. Babel de vardı. Bunların hepsi... Medyascope'da yayın yapıyorlar. Ne olur? Yan yana. Rekor kırar. Yan yana geldiğini düşünsene. Ya. Evet, Galatasaray'da gidecek isimleri biraz
konuşalım o zaman. Kim bir izleyicimiz sormuş? Kim sormuş? Yusuf Çubuk mu? Gitmesi Yok. Gereken isimler bana göre. Hani gidecek isimler değil, gitmesi gereken isimler kim olabilir? Bak, Yusuf Çubuk'un mesajını okur musun? Evet, ben yanılmışım. Az önce gördüm mesajı. Ben yanılmışım. İroni yapmamış. Çok ironik konuşan bir adam olduğum için herhalde bana öyle geldi o yorum. Şöyle söylemek lazım. Şimdi Naim Bey'e teşekkür ediyorum bana değer verdiği için. Nainggolan gelirse herhalde Belhanda'yı artık göndermek için her yolu deneyecek Galatasaray. Çünkü Nainggolan'ın da maaşının en az Belhanda'ya yakın olacağını varsayarsak. Şimdi Belhanda şöyle gidiyor zaten. Belhanda bana bonservisimi vereyim gideyim diyor, tamam mı? Çünkü bonservisini aldığı zaman imza parası da alacak ki. Evet. Oradan şeyi kurtarıyor. Galatasaray'daki kazancını kurtarıyor. Mesela Arap takımları Belhanda'ya 2,5 milyon euro, 3 milyon euro para veriyorlar. 1 milyon da imza parası verseler 4 milyon, 4,5 milyon euro para yapar. Zaten Galatasaray'daki parayı alıyor. O yüzden giderim diyor. Bu Bankalar Birliği anlaşması çok önemli arkadaşlar. Bugüne kadar Galatasaray Belhanda'ya bonservisini vermedi. Bugünden sonra verebilir. Al bonservisini git diyebilir. Eğer bonservisini verip gönderirse Nainggolan hamlesi daha da gerçekçi olur. Şimdi Inter 4,5 milyon Inter'den para alıyormuş. Pardon, 4 milyon euro para alıyormuş. Pekmez Bal göndermiş bunu. Evet, doğru. Fakat artık o piyasası yok. Inter Nainggolan'ı Cagliari'ye kiraladı ve bildiğim kadarıyla da neredeyse yarı ücretini Inter ödedi. Zaten Inter bu futbolcudan kurtulmak istiyor. Aynı Galatasaray'ın Babel'den kurtulmak istediği gibi kadro planında yok. Bu nedenle atıyorum Ali Deniz'in dediği gibi 2-2,5 milyon euroyu Galatasaray verir. Kalan 1-1,5 milyon euroyu da Inter verirse bu transfer gerçekleşir arkadaşlar. Evet, son gösterimde... Zaten Alexis Telles'ten gelecek para varsa Manchester United'dan direkt hani iki tane oyuncu sen alabiliyorsun Galatasaray'a. Evet. Yani şey, Bankalar Birliği'nde bile beklemeye gerek yok. İşte Alexis Telles ama işte 4-5 senede o söylenti var hep, satılacak. Bakalım bu sene mi o sene 40 milyon euroya gideceği göreceğiz. Son görselimize gideceğiz ama izleyicilerimizden son bir isteğim var. Lütfen yayını izleyenler bir like atsınlar. Biz bu like'lar sayesinde daha çok etkileşime giriyoruz. Müdüriyetten zam isteyeceğiz bu like'lar. Sayıya göre yukarı çıkacağız. Evet, ona göre. Evet, 12 numaralı görselimiz. Adem Büyük eski takımına dönüyor. Birkaç gündür bu haberi çok duymaya başladım Eyüp Yıldız. Adem Büyük'ün Malatya'ya döneceği konusunda. Adem Büyük geçen sene Galatasaray'a transfer olacağını öğrendiğimde ben gerek yapısı olarak gerek de hani yaşı gereği Galatasaray'a gelmesini hiç istememiştim. Bu sene beni Adem Büyük Ömer Bayram'dan bile daha çok yanılttı. Gerçekten yani Adem Büyük'ün bu kadar çok Falcao'dan çok gole katkı vereceğini 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi açıkçası. Evet. Ama verdi bu gerçeği. Gerçi yani bu olayın arka planını anlatayım mı size? Tabii. Şimdi Adem Büyük Falcao ve Cagne'den dolayı çok oynayabileceğini düşünmüyor ve oynamak istiyor. Fakat Galatasaray'da Fatih Terim de onun Malatya'ya gitmesine izin vermiş değil. Niye? Falcao sakatlanma ihtimali yüksek olan bir futbolcu. Cagne oyun içerisinde kopan her an böyle bir hareketiyle kadro dışı kalmaya yakın bir futbolcu. Yani iki tane penaltıyı kaçırıp üçüncüyü de ben atacağım diye topu tutup vermezse Fatih Terim bir daha onu kadroya almaz. Anlatabiliyor muyum? Bu tarz hareketler yapma ihtimali olan bir futbolcu. O yüzden elinde kim kalıyor santrafor olarak? Adem Büyük kalıyor. Bana göre de kalması gerekiyor. Niye? Ek yapayım sana, sen devam edersin. Ligdeki maç sayısının çok fazla olmasından dolayı yaşanacak sakatlıklar. Çünkü Falcao'nun çok fazla sakatlık yaşadığını hepimiz biliyoruz. Cagney'i de sen söyledin. Alternatif olarak bir oyuncunun kalması gerekiyor diye düşünüyorum. Sözü sana bırakayım. Evet, o yüzden Fatih Terim de izin vermiyor evet. Adem Büyük'ün ayrılmasına. Evet, son görselimizi ekrana getirelim. Hep son diyorsun. Evet, son 2'ydi az önce. Son evet, son görsel. Başakşehir, Çad ile sözleşme imzalayacak. Monaco'nun sol kanatıyla anlaşmış gibi gözüküyor. Bir de sağ kanat aldılar. Rafael miydi? O sağ bekti. Sağ bekti. Rafael. Tamam. Evet, bu oyuncu da şu anda 8 milyon euro değeri olan bir futbolcu. Daha önce kendisi Twente'de, Tottenham'da, West Bromwich Albion'da, Monaco'da ve Anderlecht'te forma giydi. Belçikalı oyuncu değil mi? Belçikalı kendisi. Milli takımda da oynuyor. Şu anda 31 yaşında ve zannedersem takımda düşünülmüyor şu anda. Başakşehir'e bonservisiyle beraber geleceği gözüküyor. Hayırlı olsun Başakşehir. Ali bu şey bu transfer politikasında eli en rahat olan kulüplerden bir tanesi Başakşehir. Yani baskı da yok. Taraftar baskısı da yok. Kafalarına göre takılıyor. Yani hani şunu aldınız, bunu aldınız, şöyle yalnız şunu almanız gerekiyor tarzında bir baskı yaşamadıklarından dolayı kim işlerine geliyorsa, kimden yarar sağlayacaklarsa onları transfer rahat edebiliyorlar. Rahat, geniş.
yapıyorlar. Başakşehir'de de yalnız Edin Visca huzursuzluğu var. Muhtemelen Fenerbahçe ile anlaştı. Gelecek sezon Fenerbahçe forması giymek istiyor. O yüzden sözleşme yenilemiyor arkadaşlar. Evet. Evet. Son olarak şey ekleyeyim mi size? Tamam. Ben sormuş olayım. Dün açılan şampiyonluk oranlarını gördünüz mü? Yok. Neydi? 3-25 Fenerbahçe, 3-60 Galatasaray. 4'ten dolayı sonra da işte Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir 5'e kadar gidiyor. Erken açılan oran değil mi sizce yani bu? Ya işte transfere göre oran açmışlar. Ama sezon başladığında hikaye belli olur. Bu senenin sürpriz takımı kim olur? Başakşehir ilk beşe. Ya bir yıl ne çektim senden ya. Ayıptır ya. Sevgili izleyenler. Abdullah Avcı takımdan ayrıldıktan sonra şuraya bakayım. Galatasaray'da çok kötü bir şekilde şampiyonu kaybedince Başakşehir bu sezon ilk beşe giremez dedim. İlk 5 haftada çok kötü başladılar. Sonra şampiyon oldular. Bir yıl boyunca bunu programlarında kullandı. Bunun üzerinden Ali Deniz Çakır prim yaptı. Olur ama o kadar. Bu senenin bence sürpriz takımı Trabzonspor olacak. Yani ben Trabzonspor'un çok ciddi anlamda şampiyonluk şansı olduğunu düşünüyorum. Yani sürpriz olmayacak o zaman. Geçen sene de çok şampiyonluk şansı vardı. Şampiyon olursa sürpriz olmaz mı? Geçen sene şampiyon olsalardı sürpriz olur muydu? Olmazdı. Geçen sene pandemi sonrası en büyük favorilerdi. Ama şu an favori değiller. Sen kimi söylemek istersin? Başakşehir ilk 5'te olur diye düşünüyorum. Ya Anadolu kulüplerimizden sorayım o zaman size. Anadolu kulüplerimizden kim sürpriz yaratır mı size? Çok fazla yaratacak düşünmüyorum. Çünkü bu pandemi sürecinde takımların nasıl çalışmalar içerisinde olacağını bilmiyoruz. Bir de hani lig inanılmaz uzun bir maraton. Bu uzun maratona yapacakları transferlerde ne kadar katı sağlayacakları belli olmadığı için Sivas maçını izledik. Turnuva maçında. Hani ben bu kadar kötü bir Sivas'ı ilk defa izledim Eyüp Yıldız. Katılır mısınız? Çok yara aldılar ama ya. Evet. Mert Hakan Yandaş. Yani hazırlık karşılaşmalarında Alanya maçını izledim. Elinden giden oyuncular yerine... Kasımpaşa diyorum ben. Sürpriz. Evet. Kasımpaşa yapabilir tabii ki. Kasımpaşa bu sezon çok daha iyi olabilir. Malatyaspor. Sanmıyorum. Onu Ömer Tülünay düşünüyordur. Acaba sürpriz yapabilir miyiz diye. Tete'yi aldılar. Bir oyuncuyla kaynaklanan hani sürpriz yapma ihtimali çok az. Demin de söyledim yani çok fazla maç var Ali. Yani inanılmaz hani bunun arasında kupa karşılaşması gelecek bilmem işte hafta içi çok fazla maç olacak. Yani belki hazır olmayan oyuncular bunu kaldıramayacaklar. Bu çok hızlı tempoyu kaldıramayacaklar. Evet, o zaman ikinize de teşekkür ediyorum. Ben de izleyenlerimize teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, her yerde bizi destekliyorlar. Teşekkür ederiz. Evet, Metin Dilim son sözlerini alalım. Sonra da yayını kapatalım. Herkese teşekkür ediyorum Eyüp Yıldız gibi. Yani şunu unutmayın, like ne kadar çok atarsanız o kadar çok... Zam alıyoruz. Prim alıyoruz. Biz buradaki çalışma sistemimiz like üzerinde. Prim üzerinde kurulu. Evet, tekrardan ağzınıza sağlık. Perşembe günü tekrardan ekran karşısında olacağız. Bu sefer transfer gündemi değil, haftanın önemli karşılaşmalarıyla alakalı görüşlerimizi bildireceğiz sevgili izleyiciler. Yani Süper Lig panorama yapacağız. Aynen öyle. Perşembe günkü programımız yeniden Süper Lig panorama olacak. Şimdilik herkese hoşça kalın diyoruz ve perşembe günü görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.